Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Artık yeni konumuza geçtik, bitki biyolojisine. Bitki biyolojisi ile ilgili şöyle bir yol izleyeceğiz. İlk önce bitkisel dokulardan bahsedeceğim. Daha sonra bitkisel organlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Kök, gövde, yaprak, bunların çeşitlerinden bahsedeceğim. Sonra bitkilerde taşıma kısmına geçeceğiz. İşte bitkilerin beslenmesi ve hormonlar, en sonunda bitkilerde üreme kısmıyla bitireceğiz. Tabi bitkiler birazcık uzun olduğu için yine birçok video çekeceğiz büyük ihtimalle. İlk önce bitkisel dokulardan başlayalım ve her birinden, hani mesela bitkiler dokulardan video çektim ya, dokuların sonunda onunla ilgili soru çözümü yapacağım arkadaşlar. Çok fazla değil, hani az da olsa en azından soru çeşitlerini görmek için. Şimdi isterseniz hiç böyle lafı uzatmadan başlayalım. Bitki biyolojisinde ilk olarak bitkisel dokular dedik. Arkadaşlar, bitkisel dokuları biz ilk önce bölünür doku ve bölünmez doku diye ikiye ayırıyoruz. Şimdi bitkilerde böyle bir durum var çünkü. Bazı hücreleri bölünebiliyor, bazıları bölünemiyor arkadaşlar. O yüzden biz bitkileri ilk olarak nasıl ayıracağız? Bölünür doku ve bölünmez doku olarak. Bölünmez doku. Şimdi bölünür ve bölünmez dokularında çeşitleri var tabii ki. Zaten bölünür dokuyu bildiğiniz zaman geriye kalanlar nedir? Bölünmez doku çeşididir. Dolayısıyla çok da böyle hani uzatmanın bir anlamı yok. Şimdi bakalım. Arkadaşlar, bir bölünür doku meristem dokudur. Bakın, sadece meristem dokudur bölünür doku. Meristem doku. Meristem dokudur. Arkadaşlar, bölünmez doku da 3'e ayrılıyor. Nedir bunlar? Nedir? İletim doku, örtü doku ve temel dokudur arkadaşlar. İlk önce temel dokudan başlayacağız. Sonra iletim doku, en sonunda örtü dokuyu anlatacağız. Dokular dediğim gibi oldukça uzundur ve soru çıkma ihtimali de var. Birazcık karmaşık bir konu. O yüzden arkadaşlar, çalışırken dikkatli çalışmanızı tavsiye ederim. O zaman bölünmez dokuyu da ayırıyormuşuz. Neymiş? Temel doku. Temel doku. İletim doku. Ve örtü doku. Örtü doku. Şimdi meristem doku arkadaşlar kendi içerisinde ayrılacak. Şimdi bir kökenlerine göre ayrılacak, bir de bulundukları yere göre ayrılacak. Bulundukları yere göre olan meristemler uç meristem ve yanal meristemdir arkadaşlar, veya lateral meristemdir. Kökenlerine göre olanlar ise primer ve sekonder meristem olarak ayrılacak. Aslında bunlar birbirine denk geliyor. Ama biz sadece karşımıza çıktığında en azından bu ikisinin denk olduğunu bilin diye söylüyorum. Mesela açıklama yaparken sadece işte primer dokuyu anlatacağım. Mesela uç meristemde zaten bunun aynısıdır diyeceğim. Dolayısıyla böyle iki kere açıklama yapmaya gerek yok. O zaman şöyle, meristem dokuyu ikiye ayırıyoruz. Bulundukları yere göre. Bulundukları yere göre ve kökenlerine göre. Kökenlerine göre. Arkadaşlar, bulundukları yere göre meristem yine kendi içerisinde ikiye ayrılacak. Uç meristem, diğer bir ismiyle apikal meristem. Bir de yanal meristem vardır. Yanal meristem de lateral meristem olarak geçer. Daha sonra gelelim kökenlerine göre meristeme. Primer meristem, yani birincil meristem, ve sekonder meristem, yani ikincil meristem olarak ayrılır arkadaşlar. Burada bakın, uç meristemle primer meristem birbirinin eşitidir, aynıdır. Yanal meristemle sekonder meristem yine birbirinin aynısıdır arkadaşlar. Dolayısıyla açıklama yaparken dediğim gibi primer meristem anlatacağım. Uç meristem de zaten bunun aynısıdır diyeceğim. Şimdi gelelim diğer dokularımıza. Bunların da çeşitlerini yazalım. Arkadaşlar, temel doku kendi içerisinde 3'e ayrılıyor. Nedir bunlar? Hemen bakın, şöyle yazmak istiyorum. Parenkima dokusu. Parenkima doku. Parenkima doku da kendi içerisinde ayrılır arkadaşlar. Nedir? Özümleme parenkiması. Şöyle özümleme par yazayım. Özümleme parenkiması. Havalandırma parenkiması. Havalandırma parenkiması. İletim parenkiması. Ve depo parenkiması. Depo parenkiması. Bunlar bizim parenkima dokumuz. Daha sonra temel doku yine kendi içinde ayrılacak. Dediğim gibi parenkima doku dedik. Diğeri kolenkima dokudur arkadaşlar.
Kolenkima. Bu kolenkima pek doku olarak geçer. Pek doku. Bir diğer arkadaşlar sklerenkima. Bu da sert doku olarak geçer. Sert doku. Evet, şimdi temel doku ile ilgili çeşitlerimiz bunlar. Hepsini tabii ki teker teker açacağız. İlk önce bir şema olarak görelim. Gelelim iletim dokuya. Arkadaşlar, iletim doku da kendi içerisinde yine ikiye ayrılacak. Odun dokusu veya odun borusu da diyebiliriz. Yani kısilen. Bir de arkadaşlar soymuk borusu. Soymuk dokusu da diyebiliriz. Soymuk borusu. Bu da fulen. Bunlar ne yapacak? Maddelerin taşınmasını sağlayacak. Yapılarına gireceğiz. Örtü dokuyu da kendi içerisinde ikiye ayrılıyoruz. Diyeceksiniz hocam bu ne böyle ayrılıyor sürekli? Evet, maalesef öyle. Epidermis ve peridermis. Peridermis. Evet. Bu şekilde arkadaşlar bitkisel dokularımızın şeması budur. Peki şimdi gelelim. Bölünür doku dedik, bölünmez doku dedik. İlk önce arkadaşlar neyden başlıyoruz? Tabii ki meristem dokudan başlayacağız. Meristem dokunun özelliklerini yazacağız, çeşitlerine bakacağız ve meristem dokuyu bitireceğiz arkadaşlar. Şimdi meristem dokuya baktığımız zaman ilk önce genel özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Tabii biz burada hani uç meristem, yanal meristem dedik ama bunların bir de interkalar yani ara meristem dediğimiz meristem var. Ondan da yine bahsedeceğim arkadaşlar. Şimdi meristem doku hücrelerinin özellikleri karşımıza çıkma ihtimali var. Özellikle çözdüğümüz soru bankalarında arkadaşlar karşımıza çıkabilir. Nedir özellikleri? Şimdi bakın. Bitkilerin genç kısımlarında bulunur. Özellikle bunu unutmayın. Çünkü bölünür doku olduğu için sürekli bölünebilme özelliğine sahip olduğu için hücreler bölünürler ve genç kalırlar. Dolayısıyla bitkilerin genç kısımlarında bulunacak arkadaşlar bölünür doku. Nerede peki? Uç kısımlarında bulunabilir. Daha sonra bu gövde enine kestiğini aldığımız zaman mesela yanal büyümesini sağlayan kambiyum dediğimiz bir doku vardır. Bu da yine nedir? Meristem dokudur arkadaşlar. Bu şekilde özelliklerini yazalım. Hücrelerin özelliklerini de yazalım. O yüzden şöyle sayfayı değiştiriyorum. Başlık yazıyorum. Meristem doku diye. Meristem doku. Evet, ilk önce özelliklerinden bahsedelim. Daha sonra arkadaşlar çeşitlerine gireriz. Peki meristem doku ne yapıyor? Arkadaşlar meristem doku bitkinin büyümesini sağlıyor. Bitkinin hem boyuna hem de enine büyümesini sağlar. O zaman yazalım. Bitkinin boyuna ve enine büyümesini sağlar. Enine büyümesini sağlar. Bir diğer özelliğine baktığımızda arkadaşlar bunların hücreleri sürekli bölünebilir haldedir. Hücreleri sürekli bölünebilir. Sürekli bölünebilir. Yine bir diğer özelliğine baktığımız zaman bunların hücrelerine baktığımızda arkadaşlar hücrelerin arasında boşluk yoktur. Hücrelerinin çeperleri incedir. Çekirdekleri büyüktür. Arkadaşlar kofulları da küçüktür ve bunlar da fotosentez yapmazlar arkadaşlar. Kloroplastları yoktur. Bu yüzden de fotosentez yapmıyorlar. O zaman yazalım. Ne diyelim? Boyun enine hücreleri sürekli bölünebilir. Hücre çeperleri incedir. Çekirdekleri büyük. Kontrol etme kolay olsun diye arkadaşlar. Ve kofulları küçüktür. Kofulları küçüktür. Neden koful küçük? Şimdi şöyle düşünün. Koful ne yapıyor? Genelde depo ediyor arkadaşlar koful. Şimdi depo ettiği için bir şeyleri dolayısıyla bir süre sonra artık onun yaşlandıkça büyümesi gerekiyor. Bunlar sürekli bölünebilir hücreler oldukları için de yaşlanmalarına fırsat kalmıyor. Dolayısıyla kofulları küçük kalıyor. Diğer özelliğini de yazalım. Ne dedik? Kloroplast bulunmadığı için fotosentez yapmazlar. Fotosentez yapmazlar. Evet, bu şekilde meristem dokunun özellikleri arkadaşlar.
Şimdi bakın, nerelerde bulunduklarını da yazalım. Nerelerde bulunuyor? Bitkilerin uç kısımlarında arkadaşlar, işte kök, gövde kısımlarında, sürgün uçlarında bulunur. O zaman yazalım. Bitkilerin kök, gövde ve yan sürgün. Yan sürgün dediğimiz nedir? Dallardır, değil mi? Yan sürgün uçlarında bulunur. Uçlarında bulunur. Evet, bulundukları yerlerden de bahsettik. Şimdi hatırlayın, meristemde okura eğilmiştik, değil mi? Bulundukları yere göre, bir de kökenlerine göre. Bulundukları yere göre uç meristem ve yanal meristem diye ayırmıştık arkadaşlar. Kısaca bunlardan bahsedeyim. Hani birer cümle yazayım. Daha sonra primer sekonder meristem diyeceğim. Çünkü primer sekonder meristemi daha detaylı anlatacağım. Bu videoda meristemde okuyu bitireceğiz. Bu arada şunu da söyleyeyim. Campbell'a baktım. Arkadaşlar Campbell'da da birazcık karmaşık anlatmış. İlk önce işte kökü, gövde, yaprağı vermiş. Daha sonra tamam, hani ilk başta kök, gövde, yaprak verilebilir ama daha sonra dokulara geçmiş. Dokulara geçtikten sonra dokuların genel özelliklerini anlatmış. Daha sonra bir de dokuların ayrıca hücrelerini anlatmış. Şimdi öyle olursa kafamız karışacağı için ben şöyle düşündüm. Hani meristem dokuyu anlatıp mesela onunla ilgili hücreler varsa hücrelerinden bahsedeyim. Mesela hücre kısımlarını özellikle temel dokuda, iletim dokuda göreceğiz. Mesela odun boruları için trake, trakeit diyeceğiz. Campbell da bunları ayrı ayrı olarak anlatmış arkadaşlar. Yani iletim dokusuyla bağdaştırmamış. Hani hücrenin içerisinde özelliklerini verirken söylüyor, odun dokuda bulunur. Hani odun borusunda bulunur diyor ama biz böyle iç içe görürsek daha iyi olacağını düşündüm. O yüzden hani biraz daha birleştirerek anlatıyorum. İçinizde kalmasın sakın, hani düşünmeyin acaba Campbell'a bakmıyor mu hoca diye. Bakıyorum tabii ki, oradan da bilgiler alıyorum arkadaşlar, ÖABT kitaplarından da bilgiler alıyorum, her ikisini birleştirerek size anlatıyorum. O yüzden kesinlikle aklınız kalmasın ama siz de yine hani içiniz rahat etmiyorsa oraya bir bakın, şöyle bir göz gezdirin, zaten yazdıklarımı söylediklerimin aynı olduğunu göreceksiniz. Şimdi bulundukları yere göre dedik, biz bu bulundukları yere göre meristemi bir anlatayım çünkü burada ara meristem de var, interkalar meristem de var. O yüzden birer cümleyle anlatalım. Şöyle diyelim. Bulundukları yere göre meristem. Arkadaşlar, bulundukları yere göre dedi ki bir apikal, yani uç meristem. Uç meristem. Peki apikal meristemin özelliği nedir? Nerede bulunur? Arkadaşlar, apikal meristem bitkinin kök, gövde ve dal uçlarında, zaten adı üstünde bakın, uç meristem, dal uçlarında bulunarak bitkinin boyca uzamasını sağlar. Büyüme noktaları olarak adlandırılıyor arkadaşlar uç meristemler, unutmayın. O zaman ilk önce şunu yazalım. Büyüme noktası da denir. Bitkinin kök, gövde ve dal uçlarında bulunarak boyca uzamasını sağlar. Zaten bu uç meristem neye denk geliyor dedim? Primer meristeme denk geliyor. Birazdan primer meristemi anlatırken göreceksiniz. Gelelim arkadaşlar. 2 diyelim. Yanal meristem, yani lateral meristem. Lateral, diğer bir adıyla yanal meristem. Arkadaşlar, yanal meristem bitkinin enine büyümesini sağlıyor. Peki nerede bulunuyor? Bitki de arkadaşlar kökte, gövdede ve dallarda da bulunuyor. Bunların işte enine kalınlaşmasını sağlıyor. Peki nasıl sağlıyor bunu? Bir size anlatacağım ben, iletim dokuda odun boruları ve soymuk boruları. Odun borularını ve soymuk borularını oluşturarak enine büyümeyi sağlıyor. Yani temel görevi budur arkadaşlar. Odun ve soymuk borusu üretmektir. Bu lateral meristemde arkadaşlar kambiyum, mantar kambiyumu ve pericycle dediğimiz kısımlar lateral meristem olarak isimlendiriliyor. Zaten sekonder meristemi anlatırken mantar kambiyumdan bahsedeceğim arkadaşlar. Burada sadece isim olarak bilmeniz yeterlidir. O zaman şöyle diyelim. Kök, gövde ve dalların enine büyümesini sağlar.
enine büyümesini sağlar dedik. Daha sonra bunların çeşitlerini de yazalım. Kambiyum, mantar kambiyumu, mantar kambiyumu ve pericycle arkadaşlar. Bu şekilde yazılıyor. Gibi meristemlerdir. Evet, bu şekilde. Arkadaşlar bunları dediğim gibi önceden var olan dokuların bölünmesini sağlayarak enine kalınlaşmayı sağlıyor. Yani önceden var olan dokular dediğimizde neydir? İşte odun borusu, soymuk borusu. Bunların tekrardan bölünmesini sağlayarak, yani bunların yenisini oluşturarak enine kalınlaşmayı sağlıyor. Gelelim 3 diyelim arkadaşlar şuraya. 3 diyorum. Interkalar, yani ara meristem. Interkalar, yani ara meristem. Peki bu ne işe yarayacak? Arkadaşlar interkalar meristem, bu da daimi dokular, yani bölünmez dokular arasında bulunarak bulunduğu organın büyümesini sağlayan dokulardır. Bakın interkalar zaten ara meristem, adı üstünde. Nerede bulunuyor? Daimi dokular, yani bölünmez dokuların arasında bulunarak organların büyümesini sağlıyor arkadaşlar. O zaman şöyle yazalım. Bölünmez dokuların arasında kalarak bulunduğu organın büyümesini sağlar. Büyümesini sağlar. Evet, görevi budur. Peki nerelerde bulunuyor arkadaşlar? Bunlar işte yapraklarda, çiçeklerde ve meyvelerde bulunan kısımlardır arkadaşlar. Interkalar meristem. O zaman söyleyelim. Yaprak, çiçek ve meyvelerde bulunur. Meyvelerde bulunur. Yani meyvenin büyümesini sağlayan, çiçeğin büyümesini sağlayan, yaprağın büyümesini sağlayan neymiş? Interkalar, yani ara meristemmiş. Şimdi ben bunu şekil olarak şöyle bir çizeyim, size göstereyim arkadaşlar. Hemen çizdim geldim. Arkadaşlar biraz değişik bir şekil oldu. Özellikle şu yan dallar birazcık değişik oldu ama artık kusuruma bakmayın. Hızlı çizdi. Şimdi bakın burada apikal meristem, yani uç meristem nerededir? Bakın arkadaşlar, uç meristem bitkinin boyca uzamasını sağlayan uç bölgelerdedir. Bakın şunlar yan dallardır. Yan dallar. Yan dalların ve bitkinin kökünün, gövdesinin uç kısmında bulunuyor. Burada kökü çizmedim. Sadece gövdeyi çizdim. Dolayısıyla burada ne vardır? Uç meristem vardır. Daha sonra bir de yanal meristemden, yani lateral meristemden bahsedeceğim. Lateral meristem de bakın paralel bölünmeleri sağlıyor. Yani hani dedim ya odun ve soymuk borularını oluşturuyor diye. Odun ve soymuk boruları nedir? Diktir değil mi? Paraleldir, yani ağacın büyümesine paraleldir. Dolayısıyla dik olarak bölünmesini, yani paralel olarak bölünmesini sağlayan meristem de nedir? Lateral, yani yanal meristemdir. Yanal meristem. Zaten interkalar meristem için dedik ki aralarda bulunuyor. O yüzden hani onu çizmeye gerek yok arkadaşlar. Şimdi gelelim, bakın bunları anlattıktan sonra neye geçiyoruz? Kökenlerine göre meristeme geçiyoruz arkadaşlar. Primer ve sekonder meristemden bahsedeceğiz ve bu videoyu bitireceğiz. O zaman şöyle hemen yazıyorum başlığımıza. Kökenlerine göre meristem. Kökenlerine göre meristem. Arkadaşlar kökenlerine göre meristem kendi içerisinde ikiye ayrılacak. Dediğimiz gibi primer meristem ve sekonder meristem olarak. İlk önce primer meristemden bahsetmek istiyorum. Yani birincil meristem. Şöyle bir diyorum, primer. Yani birincil meristem. Peki nedir birincil meristem? Ne işe yarar? Nerede bulunur? Arkadaşlar uç meristemde ne söylediysem, yani apikal meristemde ne söylediysem aynısı bunun için de geçerlidir. Kökenlerine göre olan meristemde primer meristemle bulundukları yere göre olan meristemde apikal meristem aynı özelliklere sahiptiler. Yani bitkinin kök ve gövde uçlarında bulunarak bitkinin boyca uzamasını sağlıyor. O zaman yazalım. Bitkinin kök ve gövde uçlarında bulunarak gövde uçlarında
bulunarak boyca uzamasını sağlar. Uzamasını sağlar. Evet, bu şekilde arkadaşlar primer meristemle ilgili genel olarak özelliğini söyledik. Şimdi peki kökte nerede bulunuyor? Gövdede nerede bulunuyor? Arkadaşlar gövdede tepe tomurcuğu dediğimiz yerde bulunur. Kökte ise kaliptra dediğimiz bir bölge vardır. Bakın kök ucunun korunmasını sağlar bu kaliptra bölgesi. Kaliptra bölgesinde bulunur arkadaşlar. O zaman şöyle yazalım. Gövdede ne dedik? Tepe tomurcuğunda bulunur. Kökte kaliptranın altında bulunur. Kaliptranın altında bulunur. Evet, bu şekilde primer meristemin genel özellikleri. Şimdi arkadaşlar burada kök ve gövdeyi çizerek hani size bundan bahsetmek istiyorum. Dedik ya tepe tomurcuğu falan dedik. İşte kaliptra dedik ve bunlardan bahsedelim. Daha sonra diğer özelliklerini yazalım. Evet, ben şöyle bir çizdim arkadaşlar kök ve gövdeyi. Şimdi ilk önce gövdeden başlayalım. Gövdedeki kısımları gösterelim. Arkadaşlar büyüme noktası dediğimiz kısım burasıdır. Bakın şu ortada bulunan kısım büyüme noktasıdır. Büyüme noktası. Büyüme noktası dediğimiz yer, yani diğer bir ismiyle vejetasyon konisi. Bu işte meristem dokunun bulunduğu, bölünmenin sağlandığı kısımdır arkadaşlar. Unutmayalım. Büyüme noktası bu şekilde. Daha sonra burada sürgünler vardır tabii ki. İşte şunlar yapraklardır arkadaşlar. Genç yapraklar. Genç yaprak. Daha sonra şu arada da arkadaşlar yan dal başlangıçları vardır. Yan dal başlangıçları. Yani bunu aslında ne gibi düşünebilirsiniz? Hani şu ağaçların en tepe noktası var ya. En tepe noktası gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. En tepe noktasında şekil genel olarak bu şekildedir. Bu arada şurayı da hep böyle batırmışım, neyse. Şimdi gelelim, bakın bu gövdenin kesitiydi ve gövdedeki kısımları gösterdik. Şimdi gelelim köke. Arkadaşlar kökte bilmemiz gereken bazı kısımlar da var. Hazır yeri gelmişken onları da söyleyeyim. Bakın şu ortada plerom dediğimiz kısım vardır. Hemen bir dışında periplem dediğimiz bir kısım vardır. Periplem. En dışta da arkadaşlar dermatojen dediğimiz bir kısım vardır. Peki bunlar nedir? Ne işe yararlar? Not olarak yazacağım. Ama söyleyeyim. Arkadaşlar plerom dediğimiz merkezi silindiri, yani iletim demetlerini oluşturuyor. En içte bulunuyor zaten. Periplem kabuk bölgesini oluşturuyor arkadaşlar. Temel meristemden oluşuyor. Dermatojen de en dışta bulunarak neyi oluşturuyor? Epidermis tabakasını, yani örtü dokuyu oluşturuyor arkadaşlar. Bunları not olarak zaten birazdan yazacağım. Peki hocam diyeceksiniz, kaliptra nerede? Arkadaşlar şu boyadığım yerde neresidir? Kaliptradır. Kaliptra. Bu kaliptra bitkinin kökünün toprakta ilerlerken zarar görmesini engelliyor ve böylece arkadaşlar bitkiyi korumuş oluyor. Şu aradaki kısım, bakın şurası da meristemdir. Meristem. Zaten meristemi koruyan nedir? Kaliptradır. Çünkü meristem korunmazsa bitkinin kökü büyüme özelliğini yitirebilir. Kaliptra zedelendiğinde buradaki içte bulunan bu meristem arkadaşlar işte sürekli bölünerek kaliptrayı onarır ve böylece kendi korumasını da sağlamış olur. Not olarak şu periplem, işte plerom, dermatojenden bahsedeyim. Daha sonra sekonder dokuya geçelim arkadaşlar. Sekonder meristeme. Şöyle not yazalım. Şu renkle yazalım. Neydi notumuz? Bakın ilk önce isterseniz dıştan içe doğru gidelim. Dermatojen. Dermatojen tabakası, diğer bir ismiyle protoderm. Protoderm. Bu neyi oluşturuyormuş arkadaşlar? Epidermis. Yani o örtü dokudaki epidermis oluşturuyor. Daha sonra periplem. Periplem, yani ortada bulunan kısım. Arkadaşlar bu da aslında temel meristemdir. Temel meristem. Bu da kabuk, yani korteks bölgesini oluşturur. Kabuk, yani korteks. Şu telefona sinir oldum var ya, sürekli görüntü bulanıklaşıyor, sinir oluyorum.
Daha sonra arkadaşlar son olarak da plerom, yani en içte bulunan kısımdan bahsedelim. Bu da protokambiyum olarak geçer. Protokambiyum. Neydi kambiyum? Bakın kambiyum birazdan bahsedeceğim. Sekonder meristemdir arkadaşlar. Kambiyum enine büyümeyi sağlar. Dolayısıyla protokambiyum nedir? Kambiyumun başlangıcı olarak düşünebilirsiniz. Merkezi silindir, yani iletim demetlerini oluşturur. Merkezi silindir. Parantez içerisinde iletim demetleri diye de yazalım. İletim demetlerini oluşturuyor. Evet, bu şekilde verdik. Şimdi gelelim. Kökenlerine göre meristemde primer meristemi işledik. Geliyoruz arkadaşlar. Bir diğer meristem çeşidimiz sekonder meristem diyeceğiz. İki. Sekonder, yani ikincil meristem. İkincil meristem. Arkadaşlar sekonder meristem bitkinin enine büyümesini sağlayan meristem dokudur. Peki enine büyümeyi sağlıyorsa? Arkadaşlar sekonder meristemin oluşması birazcık farklıdır. Şimdi primer meristem zaten doğuştan bölünür doku. Ama sekonder meristem şöyle oluşuyor. Parenkima hücrelerinin sonradan sitokinin hormonu etkisiyle bölünme yeteneği kazanması sonucunda sekonder meristem oluşuyor. Bakın parenkimanın sitokinin hormonunun etkisiyle yeniden bölünme özelliği kazanmasıyla ne oluşuyormuş? Sekonder meristem oluşuyormuş. O zaman şöyle yazalım isterseniz. İlk önce bu önemli bilgiyi yazalım. Parenkima dokusu, bakın parenkima hücrelerinin sitokinin etkisiyle bölünme yeteneği kazanması sonucu oluşur. Evet, ilk özelliğimiz bu. Sekonder meristem için. Bu arada arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Primer meristem hücreleri oksin hormonu üretir. Bunu söylemeyi unuttum. Şöyle şuraya yazıyorum. Oksin üretir diyelim. Oksin üretir. Primer meristem hücreleri oksin hormonunu üretir. Bunu unutmayalım. Evet, daha sonra arkadaşlar bu ne yapıyor? Bitkinin enine büyümesini sağlıyor. Tamam mı? Bitki enine büyümeyi sağlar. Enine büyümeyi sağlar dedik. Evet, bir diğer özelliğimize gelelim. Arkadaşlar bir diğer özelliğimiz de şu. Bitkilerde kambiyum ve mantar kambiyumu dediğimiz meristemden oluşuyor arkadaşlar. Yani sekonder meristem ikiye ayrılıyor. Kambiyum ve mantar kambiyum olarak. Birazdan zaten onlara da değineceğim. Tek çenekli bitkilerde bulunmaz. Bakın bitkilerin sınıflandırılmasını işlemiştik, hatırlayın bundan önce. Bitkilerin sınıflandırılmasında tek çenekliler ve çift çenekliler işlerken dedim ki tek çeneklilerde enine bölünme yoktur. Yani kambiyum bulunmaz. Çift çeneklilerde kambiyum bulunur demiştik arkadaşlar. O zaman şöyle yazalım. Kambiyum ve mantar kambiyumundan oluşur. Tek çeneklilerde bulunmaz. Evet. Şimdi gelelim o zaman kambiyum ve mantar kambiyumuna. Arkadaşlar şöyle ikiye ayırdık. Birincisine kambiyum dedik. Şimdi kambiyumun diğer isimleri var. Sizin karşınıza kambiyum damar ya da vasküler olarak da çıkabilir. Vasküler kambiyum veya damar kambiyum olarak da çıkabilir arkadaşlar. Peki bu ne yapıyor? Damar kambiyumu veya bir diğer ismiyle vasküler kambiyum. Arkadaşlar bu çift çenekli olan odunsu bitkilerde ve çok çenekli bitkilerde kök, gövde ve dallarda bulunur. Bunların enine kalınlaşmasını sağlar arkadaşlar. Yılda iki kere odun oluşturuyor. Yani yılda iki kere fülen ve kıslem oluşturuyor diyelim. Bunlar arkadaşlar bir ilkbahar halkası dediğimiz halkalardır. Bir de sonbahar halkası dediğimiz halkalardır. Yılda iki kere oluşturuyor zaten. Bu ilkbahar ve sonbahar halkaları o yılki yağış miktarına göre kalın ya da ince olabiliyor. Veya işte koyu renkli, açık renkli olabiliyor arkadaşlar. İlkbaharda olanlar daha, yanlış hatırlamıyorsam, açık renkli. Sonbaharda olanlar arkadaşlar daha kalın, koyu renkli oluyorlar. Burada
Kambiyumla ilgili bilmeniz gereken özelliklerden bir tanesi bunlardır. Yaş halkalarını oluşturmasıdır. Çünkü mantar kambiyumunda öyle bir şey yok arkadaşlar. Bundan bahsetmeyeceğiz. O zaman kambiyum için şunu yazalım. Çift çenekli, odunsu ve çok çenekli bitkilerde bulunur. Bir diğer özelliğine bakalım. Dediğimiz gibi kök, gövde ve dallarda bulunuyor arkadaşlar. Kök, gövde ve dallarda bulunur. Bir diğer özelliğine baktığımızda ise şunu söyleyelim. Yaş halkalarını oluşturur arkadaşlar. Bitkinin eline kalınlaşmasını sağlayarak yaş halkalarını oluşturuyor. Bu yaş halkaları sayesinde ağaçların yaşı hesaplanabiliyor. Bir alet var. İsmini tam olarak şu an hatırlamıyorum. Ağacın gövdesine işte o aletle arkadaşlar bir kısmını alıyorlar. Daha sonra oradan ağacın yaşını hesaplıyorlar. Ağaca zarar vermeden bu şekilde hesaplama da yapabiliyorlar. Arkadaşlar sonbahar halkaları kalın. Bakın sonbahar halkaları kalındır. İlkbahar halkaları incedir. Ayrıca kalınlığı ve inceliği onların o yılki yağışına göre de değişebilir. Mesela tamam sonbahar halkası kalındır ama hatta koyu renklidir arkadaşlar sonbahar halkası. Parantez içinde koyu ve açık renk de yazayım. O koyu renkli açık renkli olan halkalar ne kadar genişse o yıl çok fazla yağış aldığını gösterir. Bu yüzden de oldukça önemlidir. Yani yıl hakkında bize bilgi de verir. Arkadaşlar kambiyumun bölünmesiyle içe doğru odun borusu yani ksilem, dışa doğru da flöem yani soymuk borusu oluşur. O zaman yazalım. Kambiyumun bölünmesiyle içe doğru ksilem yani odun borusu, dışa doğru flöem oluşur. Evet, kambiyumla ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Şimdi geliyoruz bir diğer çeşidimiz olan mantar kambiyumu ve son kısmımız artık arkadaşlar. Mantar kambiyumu. Bunun bir diğer ismi de fellojendir. Fellojen. Bu şekilde de belki karşınıza çıkabilir ama genelde mantar kambiyumu deniliyor zaten. Arkadaşlar mantar kambiyumunun özelliklerine baktığımızda bunlar çok yıllık olan odunsu bitkilerin kök, gövde ve dallarında bulunuyor ve mantar dokuyu oluşturuyor arkadaşlar. Odunsu bitkilerde mantar tabaka dediğimiz bir tabaka vardır. Bu tabakanın içerisinde yer alıyor. Arkadaşlar bitki kalınlaştıkça yani bitki yaşlandıkça aslında onu da öyle de söyleyebiliriz. Bitki kalınlaştıkça mantar tabakanın en uçta bulunan yani en dışta bulunan hücreleri gerilmeye dayanamıyorlar ve parçalanıyorlar. Parçalandıkları için de mantar kambiyumu dediğimiz bu kambiyum arkadaşlar bölünerek bu tabakayı yani o parçalanan kısmı sürekli olarak yeniliyor. Ve böylece arkadaşlar yaprak dökümünü sağlayan bu hani şey kışın yapraklar dökülüyor ya aslında kışın yaprak dökümünü sağlayan olay nedir biliyor musunuz? O yaprak sapıyla gövde arasında bulunan mantar dokunun orada birikmesidir. Mantar doku orada biriktiği zaman yaprak ne yapıyor? Hemen gövdesinden düşüyor ve yaprak dökümü gerçekleşiyor. İşte bu yüzden de mantar doku oldukça yani mantar kambiyumu oldukça önemlidir arkadaşlar. O yüzden hemen yazalım söylediklerimizi. Daha sonra şekil çizip üstünde göstereceğim bu kambiyum, mantar kambiyumun nerede nasıl bulunur diye. Bunları göstereceğiz. Evet. Şöyle yazalım. Çok yıllık odunsu bitkilerde odunsu bitkilerin kök, gövde ve dallarında ölü mantar dokuyu oluşturur. Önemli görevi neymiş arkadaşlar? Önemli görevi bitki kalınlaştıkça
Tıkça, evet. En dıştaki tabaka parçalanır. Parçalanır. Mantar kambiyumu bu tabakayı yeniler. Tamam, yeniler. Yenir değil, yeniler. Evet. Bu şekilde görevi buymuş arkadaşlar, söyledik. Bir de ne dedik? Yaprak dökümüne sebep olduğunu da söyleyelim. Yaprak dökümüne sebep olur diyelim. Yaprak dökümüne sebep olur. Şimdi şekil olarak da şöyle ben şuraya küçükçe çizeyim, göstereyim. Arkadaşlar şöyle biz enine bir kesit aldığımız zaman, bakın burada sekonder meristemden bahsedeceğiz. Şöyle iki tane halka, buranın etrafında bir bulunan iletim demetleri vardır. Şimdi bakın size göstereyim ne olduğunu. Şimdi mantar doku nerede bulunacak? Mantar doku en dışta bulunacak. Çünkü neden? Dış tabakayı onarıyor. Bu yüzden de en dışta bulunur. Mantar doku. Daha sonra arkadaşlar mantar dokunun hemen altında ne vardır? Kabuk vardır. Kabuk. Kabuk da diğer bir ismini aslında parenkim olarak da söyleyebiliriz. Parenkime geldiğimiz zaman söyleyeceğiz orada arkadaşlar. Daha sonra bakın şurada iletim demetleri var ve iletim demetlerini bir arada tutan kambiyum vardır. Kambiyum yani şu birinci anlattığımız vasküler kambiyum. Bu da iletim demetlerini oluşturan yapıdır arkadaşlar. İletim demetlerine baktığımız zaman dışarıda floem, içeride de ne vardır? Kısilen vardır. Kısilen. İşte bizim gövde enine kestine baktığımız zaman arkadaşlar sekonder meristem bu şekilde oluşuyor. Sekonder meristemle ilgili bilmeniz gerekenler de bunlardır. Evet, meristem doku bu şekilde bitirmiş olduk. Sonraki videoda nereye geçeceğiz? Temel dokuya, yani parenkime, kolenkime onları işleyeceğiz arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.